Rabia'cığım nereye böyle? Rabia akşam Coşkun Bey'in evine iftara davetliyiz de yetim kardeşlerimizle. Şimdi onları almaya gidecektik Emre abiyle. Ya bugün Ramazan amca da yoktu. O zaman ben sana eşlik edeyim, ne dersin? Ya çok güzel olur. Bir de ben onlara bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Ne sürprizi? Yolda gel anlatayım sana. Haydi gidelim. Evet çocuklar hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz böyle. Maşallah size. Selamünaleyküm. Maşallah ya. Uçsana maşallah. Hadi bakalım geçin bakalım. Buyurun. Buyurun. Hadi bakalım. Siz de buyurun geçin içeriye. Evet hoş geldiniz. Emine, Nur, Poyraz, Alparslan. Bu da benim torunum Erva, Ervacık. Çok güzel oldu bu akşam. Sizinle birlikte iftar yapacağız, yemek yiyeceğiz. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi masaya geçelim mi? Evet. Ayşe teyzenin size bakın neler hazırladı. Uğur böcekli tabaklar böyle. Rahat mısın Nur? Biraz masayı git. Tamam, biraz şöyle masayı da onlara doğru. Evet, ezan dokunuyor. Artık orucumuzu açabiliriz. Allah kabul etsin. Hadi bakalım çocuklar. Hep birlikte. Ayşe teyzeniz bizim için çok güzel şeyler hazırladı. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Orucumuzu açalım. Allah kabul etsin. Evet, bu akşam bizim için gerçekten mutluluk dolu bir akşam. Deniz Feneri Derneği yönetimine, Deniz Feneri çalışanlarına ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Bizi bu akşam bu yavrucaklarla, bu miniklerle buluşturdu. Onlarla çok güzel bir iftar sofrası oluşturduk. Çok güzel iftarımızı açtık. Ramazan çok farklı. Ramazan rahmet ayı, Ramazan bereket ayı, Ramazan arınma ayı. İnşallah rahmetle, bereketle bayrama da kavuşacağız. Tabii Ramazan'ı mutluluğu bu akşam bizim iftar soframızdı. İftar soframızda çocuklarımız vardı, Nur vardı. Poyraz vardı, Emine vardı, Alparslan vardı, Erva vardı ve sizler misafirlerimizdiniz. Bu akşam gerçekten çok huzurlu, çok bereketli bir iftar akşamı yaşadık. Çok bereketli bir Ramazan akşamı geçirmemize vesile oldunuz. Ben tekrardan Deniz Feneri Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için. Peki Coşkun Bey, Ramazan sizler için ne ifade ediyor? Feyza, Ramazan biraz önce de söylediğim gibi Ramazan gerçekten farklı bir ay, müstesna bir ay. İçinde bereketi barındıran, içinde rahmeti barındıran, mutluluğu barındıran. Bak Nur ellerini açmış sanki dua yapıyor. İçinde dua olan bir ay Ramazan ayı. Ben hemen hemen her Ramazan mazlum coğrafyalarda yetim sofralarında bulundum. Oradaki çocukların gözündeki ışıltı bir Ramazan bereketiydi. Oradaki çocukların mutluluğu bir Ramazan bereketiydi. Tabii bize onlarla buluşturan bağışçılarımız vardı. Gerçekten o bağışçılarımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Onların emanetlerini biz gerçek sahiplerine ulaştırmak üzere kilometrelerce yollar kat etmiştik. Ve o emanetleri sahiplerine ulaştırdık. Bu akşam da burada bizim böyle tatlı misafirlerimiz var. Bu gerçekten Deniz Feneri'nin çok güzel bir organizasyonu. En azından farklı sofralarda, farklı insanlarla, farklı kişilerle bir araya gelmemizi sağlıyor. Ramazan kaynaşma ayı. Bu bir kaynaşmadır. Yoksa ben
ne Nur'u tanıyordum, ne Emine'yi tanıyordum, ne Alparslan'ı, ne de Poyraz'ı. Siz hep ev ev, sokak sokak geziyordunuz aslında, kapı kapı, hem yurt içi hem yurt dışında. İlk defa evimizde ağırladık. Evimizde ağırladık, çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel bir akşam yaşadık. Hem sizlerle hem bu yavrularımızla. Ben bu arada Ayşe Hanım'a, Ayşe Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün böyle şevkle, azimle, zevkle, mutlu bir şekilde çocuklar gelecek dedi. Onlara neler hazırlasam dedi. Acaba neler severler dedi. Hatta bana bir telefon et bakalım neyi çok seviyorlar dedi. Dedim ben de o kadar değil artık. Yani sen yapmış olduğun yemekleri bence beğendiler dedim. Sanırım beğendiler. Emine nasıldı? Güzeldi. Güzeldi. En çok iyi beğendi. Sarma. Alparslan? Bence de sen patatesi çok yedin. Nur sen çok yemedin ama. Nur da sen de beğendin. Nur patlıcı galiba. Poyraz? Patates. Evet. Biz de o zaman Ayşe Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel yemekleri hazırladığı için. Çocuklara. Ayşe Hanım, bence bu akşam bu tatlı sofrayı tatlıya bağlayalım. Bir tatlıyla tamamlayalım isterseniz. Çocuklara bir sürprizimiz var. Evet, ben hemen sürprizi getireyim. Tamam, peki, tamam. Neymiş sürprizimiz? Sürprizimiz pasta. Evet. Hadi hep beraber alkışlıyoruz. Ama bu pasta ne için? Biz bugün öğrendik ki Emine'nin bugün doğum günüymüş. İyi ki doğdun Emine. Emine. Hadi bakalım. Hadi üfleyin bakalım çocuklar. Hadi. Koyun, sen de üfle. Aferin. Emine, beğendin mi sürprizimizi? Tabii sürprizimiz bununla da bitmedi. Yemekten sonra bir de diş kirası diye bir şey varmış. Biz de diş kirası olarak sizlere böyle çam sakızı, çoban armağanı bir bayram harçlığı arkadaşlar getirdiler. Bunları da ayrıca size takdim etmek istiyoruz. Nur, bu da senin. Nur bu akşam bizi küstü. Ben buraya bırakıyorum. Bunu da Nur alacak. Tabii bununla birlikte bir sürprizimiz daha sizleri bekliyor. Yine Deniz Feneri Derneği sizler için çok güzel hediyeler hazırlamışlar. Feyza bu kimin? Bu Nur'un. Nur'un. Nur, bu hediye seninmiş. Bir kalk kocaman. Bakayım boyun kadar senin ya. Bir kalk bakayım şöyle. Kocaman hediye. Oh, bakayım. Of. Bunu şimdi açmıyoruz, tamam mı Nur? Önce pastamızı yiyeceğiz. Ondan sonra bu hediyelerimizi açacağız. Şöyle dursun bakalım. Evet, şimdi kimin hediyesi? Şimdi Poyraz'ın hediyesi. Ooo, Poyraz'ınki de büyükmüş. Bunu da çok merak etti. Poyraz, Rabia ablan sana yardım etsin. Emine'nin hediyesi. Bu da Emine'nin lokumu. Lokumu demişim. Lokum kutusu gibi ya aynı. Emine bunu da çok merak ediyorum. Neyse, açacağız bakacağız inşallah. Beklediğin gibidir. Eğer beklediğin gibiyse inanırım ki çok sevineceksin. Evet, bu da Alparslan'ın mı? Evet. Teyze ablası ver onu da sen Alparslan'a. Evet. Bunları ne yapıyoruz çocuklar? Önce pastamızı yiyoruz. Ondan sonra hediyelerimizi açıyoruz. Tabii bu arada biraz merak edin. Orada bir de iyilik kolileri varmış. Al bakalım şöyle. Bu Poyraz'ın iyilik kolisi olsun. Üzerinde de iyi ki varsın çocuklar yazıyormuş. İyi ki varsın Nur. Al bakalım Nur. Bu da senin. Şimdi pastamızı keseceğiz. Artık herhalde başka bir şey yoktur. En son pastamızı yiyelim. Ben sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Buyurun Ayşe Hanım. Evet Teyza. Çocuklar geldi. Sofralarımızı bereketlendirdiler. Ayşe teyzelerim o güzel yemeklerinden yediler. Sizlerle birlikte güzel, hoş bir akşam birlikte yaşadık. Artık iftar programımızın sonuna geldik. Ben tekrar gerçekten Deniz Feneri ailesine, genel başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu Ramazan çok farklı bir program ortaya koydunuz. Gerçekten zevkle, şevkle izliyorum bütün çekimleri, bütün yayınları, bütün programları. Bu akşam da bizim için çok dolu dolu bir akşam oldu. Ben tekrar size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum.
müthiş bir seyahat. Finali senle yapıyoruz. Hadi beraber açalım. Lokum gibi bir ayfe. İyilik yolunda iftar programımızda bugün Coşkun Bey ve Ayşe ablanın misafiriydik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı Ramazanlar. Deniz Feneri Derneği YouTube sayfasına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.